Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Sittu hisal, 6 haslet vardır. Minel hayır, hep hayırdır. Ve vekkül emir mahmud, maksada uygun, güzel iş, şerrin zıttı olan şey hayırdır. Bu 6 şey. Cihadu ada illa bisayf, harp aletiyle Peygamberimiz kılıç buyurmuş. Kılıçla cihat etmek. Tabii o zaman kılıçtan başka bir harp aleti yok. Şimdi her türlü harp aleti. Evet, harp aletiyle Allah'ın düşmanlarıyla cihat etmek sırf hayırdır, hep hayırdır. Ve savm fi yevmis sayf, uzun sıcak yaz günlerinde oruç tutmak çok hayırdır. Evet, kısa günlerde, serin günlerde oruç kolay olur ama uzun ve sıcak günlerde oruç tutmak insanın bazen dayanacak şeylerini aşabilir. İşte buna sabrettiniz mi çok hayır olur. Ayrıca gayret gösterdiğiniz için hep hayır olur. Yazın, yaz günlerinde, sıcak günlerde oruç tutmak. Kılıçla, harp aletiyle, düşmanla cihad etmek. Ve hüsnü sabr ündel musibe, başına bir musibet, can yakıcı, senin işlerini bozan, seni sıkıntıya sokan bir hal, kötü bir hal, sıkıntılı bir hal başına geldiği zaman sabır etmek. İlk musibet geldiği anda insan duygusaldır. Bu duygulara, acıya katlanıp ağzından kötü bir şey çıkarmamak. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Evet. Allah bana kafidir, ne güzel vekildir. Hay bilmem nesini ettim falan diye değil. İlk çıkacak söz bu olmalı. Hasbunallah ve ni'mel vekil veya la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yani adam gidip giderken adam sana sövüyor veya tükürüyor veya işte hiç ummadığın, beklemediğin bir şey oluyor başına. Bu ilk şeyde insan şeysine hakim olamaz. Ağzından kötü laflar çıkabilir. Yok böyle güzel mümin, ağzını kötülüklere kapamış, hep iyi şeylere alıştırmış. Böyle başına bir sıkıntılı, hak etmediği bir şey geldiği halde bile ağzından güzel şey çıkması, musibet anında, ilk anında, biraz geçtikten sonra sabra alışır. Ama bu ilk an çok önemli. Ağzından kötü bir laf çıkmaması. La havle ve la kuvvete illa billah ve hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu çok hayırdır, çok güzeldir. Evet. Ve terkül mira ve ente muhik. Birisiyle tartışıyorsunuz. Haklısın. Adam yanlış. Ama adam direniyor. Şeytan her vesileyle bizim düşmanımız. İnnehu leküm adubun mübin. Kur'an-ı Kerim'de açık ayet. O sizin apaçık düşmanınızdır. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'a secde etmemiş. Neden etmedin? Melekler, cinler secde etmiş. O etmemiş. Demiş ben alevli ateşten yaratıldım. O kokar çamurdan yaratıldı. Ben ondan üstünüm. Allah da onun rahmetinden ebediyen kovmuş. Şeytan rahmetten ebediyen mahrum kalmış demek. Ve diyor ki sen beni bunun yüzünden diyor kovuyorsun. Halbuki evvelce cennetteydi. O da cinlerdendi. Bu olaydan sonra onu Allah rahmetinden ebediyen mahrum bırakmış, kovmuş. Bana izin ver, kıyamete kadar, mahşere kadar diyor. Allah hayır, kıyamete kadar bana izin ver. Ben de bunların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sonlarından onlara nüfuz edeceğim, yolunu keseceğim. Seni bulamayacaklar. Bundan ve bunun torunlarından intikam alacağım. Cenab-ı Hak izin veriyor ona. Modül meydan diyor. Yalnız bana sığınanların kılına dokunamazsın diyor. Ona asla izin vermem. Evet, önden, arkadan, sağdan, soldan, 4 kapıdan bize şeytan, ezeli düşmanımız, bize nüfuz edip yanlış şeyler yaptıracak. Her şeyde, her konuda
Ama buna karşı Allah'ın bize verdiği bir silah var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi 1, Allah 2, Rahman 3, Rahim 4. Ön, arka, sağ, sol. Bir kimse besmeleye, mubah, helal şeylerde besmele çekti mi, şeytanın gireceği kapıları kapar. Onun kılına dokunamaz. Allah öyle bir kanun şey etmiş. Ama bunu söylemediniz mi, her şeyde size nüfuz eder ve sizden intikam almak için kazanacağınız sevapları yok eder, yanlış şeyler yaptırır. Onun için camiye girerken besmele çekmeyi unutmayın. Yoksa şeytanımız buraya girdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmeleyi unuttuklarından dolayı bazı sahabilerin aranızda şeytanı diyor siyah kara koç gibi gezerken gördüm diyor. İşte böyle camiye gelirseniz vaizi dinlemezsiniz. Sıktı yahu dersin, nasıl konuşuyor, huzur duyamazsın. Adam ne biçim adam, hutbeyi uzatıyor, müezzin şeyi uzatıyor. Huzur bulamazsın camide. O senin yanında yanlış şeyler yaptırır. Yanlış şeyler yaptırır. Mesela hutbe dinlerken telefon gelir. Unutmuşumdur. Hutbe dinlemek farz. Telefonda konuşturur. Hutbe dinlemek farzını ihlal eder, bozdurur. Sevaplar yere gider. İşte böyle şeyler yaptırır. Onun için camiye giderken besmele çekerek, besmele ile sağıyla girmeli. Eve girerken besmele çekip girmeli. Yatağa girerken besmele çekmeyi unutmamalı. Aksi halde ailenle birleştiğinde şeytan suyu var, ortak olur. Rica ederim hocam, ben kapıları kilitledim, kimse yok. Orada ayette biz de onları size duyurmakla görevliyiz, ilave eksik olmaksızın. Beşerikum fil envali vel evlat. Dükkana girerken besmele çekmezsen kazancına ortak. Ortak olmalına diyor. Yatağa girerken besmele çekmezsen evladına da ortak ol. İzin vermiş. Onun için besmelesiz çocuk meydana gelirse polisin başına dert olur. Devletin başına dert olur. Terörist olur. Anarşist olur. Babasını dinlemez, anasını dinlemez. Evet. Müdürü dinlemez, öğretmeni dinlemez. Sen kabahatı müdüre, öğretmene bulursun. Beceriksiz herifler. Evet. Böyle birisi geldi bana. Ben seni dinleyerek dedi, namaza başladım. İşte şimdi namaz kılıyorum. Oğlumu kızımı da İmam Hatip'e verdim. Ama benim oğlan da kız da beni de dinlemiyor. Anasını dinlemiyor. Her gün kavga ediyorlar. Müdürde iş yok. Öğretmenine de iş yok. Otur şuraya dedim. Oturdu. Sen dedim bu çocuklar olduğu şeyde birleşmede besmele çektin mi yatağa girerken? Ben o zaman besmeleyi bilmiyordum ki dedi. O zaman dedim müdüre ne kabahat buluyorum, öğretmene ne kabahat buluyorum. Hiç ıslah olmaz demiyorum ama ıslahı zor olur. Zor olur. Onun için yatağa girerken besmeyi unutma, yerken besmeyi unutma, sağ elinle ye. Sağ elinle yemek çok önemli aziz kardeşlerim. Şimdi maalesef bu basit şeyler diye bana da diyorlar ki nelerle uğraşıyorsun ya diyor. Yahu peygamberin sünneti bunlar yahu. Peygamberin sünnetine uymak Allah'ın emri. Ettebi'un nebiyyel ummi. Ümmi peygamberin tabi olun. Yaptığını yapın, sözünü tutun, beğendiğini beğenin. Allah'ın emri bu yahu. Basiti şeysi olur mu bunun? Evet, bu basit şeylerde peygamberin sünnetini yaparsanız, İhya ederseniz, benim bir sünnetimi insanlar unuttuğunda ihya eden, devamlı yaşayan mümin cenneti benimle beraberdir diyor. Evet, farzı kıldığınız yerde yer değiştirin. Sünneti yanındakiyle yer değiştir. Basit bir sünnet. Evet, bu gibi yatağa girerken, yemek yerken sağ elinle ye. Şeytan soluyla yer içer. Bugün bilimsel araştırmalarda da bunun yeri var. Peygamberin sünneti olarak biz bilimsel falan aramayacağız. Böyle emretti yapacağız ama evet, ceza hukukunda hususi kısım vardır. Ben de o şeyi tercih ettim. Dünya hapishanelerini dolaşmış bir Amerikalı profesör. Dünya hapishanelerinin tamamını dolaşmış senelerce. Yazıyor bilimsel kaynakta.
hapishanedeki adamların %80'i rakamla sabit. Solak diyor. Solla yiyor, solla içiyor, solla yazıyor, solla işliyor. Hocam solla yemek haram mı? Solla yazmak haram mı? Ya ben haram demedim. Ama bak sağla yiyin diyor Peygamberimiz. Sağla yazın, yazla için, sağı kullanın. Teyemenü fî küllül umur. Her işte sağı tercih edin. İnne şeytan ye'külü bişşemel ve eşrabu bişşemel. Şeytan soluyla yer içer diyor. İlim erbabı da bak araştırmış. Hapishane kimler düşer arkadaş? Değil mi? Karakter bozukluğuna etkisi var diyor adam. İlim böyle söylüyor. Peygamber de böyle söylüyor. Hocam ben 50 yaşındayım. Hep alışmışım solla yazmaya, yemeye. Kabul etmiyorum. Allah göstermesin. Zibidi bir delikanlı arabana çarptı. Senin de sol kolun kırıldı. Solla yiyip içiyorsun. Alışmışsın solla yazmaya, çizmeye. Doktor alçıyı aldı. Dedi ki 3 ay alçıda kalacak. Solla yiyin içiyorum. Acından ölür müsün? Hemen o gün sağla yemeği öğrenir misin? Sana soruyorum arkadaş. Onun için ben 50 yaşındayım. Solla yemeği yazmaya alışmışım deme. Mazeret değil. Sağla, bağla kolunu. Sağla yazmaya, sağla sağın kullanmaya alış. Peygamberin sözü bak bilimsel şeyleri de var diyorum. Çocuklarına da sağla yemeği döverek söverek değil. Yüzüne gülerek, onu teşvik ederek bu peygamberin sünnetidir. Peygamberin sünnetini ihya eden cennette onunladır, aziz olur. Peygamberin sünnetini hayatında rehber edinen aziz olur. Bir, benim sünnetimi öğrenen, uygulayan, başka müminlere de öğreten kimsenin yüzünü Allah iki cihanda ak çıkarsın diye duası var Peygamberimizin. Sen de o peygamber duasına mazhar olmak istersin. Bu kadar basit. Sen de bunu kendine şiar edin. Solla yiyen için bir dakika kardeş. Canım benim. Şu sağla ye yahu. Ne var yani? Deme. Peygamberin sünneti bu. Ne var yani deme. Dediği zaman kızma. Ya kardeş sağla yemek peygamberin sünnetiymiş. Böyle müjdeler var. Nasıl yapacaksın yani? Kavga çıkarmadan buna alıştır. Evet efendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine şey etmek Efendimizin emirlerindendir. Onu şey etmek lazım. Mutlaka şiar edilmek lazım. Rehber edilmek lazım. Şimdi işte biz de o sünnetleri size sayıyoruz. Bu hadis kitabı size hayatımızda uygulayacağınız şeyleri birer birer öğretiyoruz. Evet. Sırf hayır. Ne düşmanla savaşmak. Şu anda zalimleri zulmüne engel olmak için Mehmetçik her an ölümle burun buruna orada. Buna giriyor işte. Buz gibi şehit olur ve her anı son derece hayır. Sen yani namaz kılarken alnın delinse o kadar hayır isteyemezsin. Çünkü ölümle burun buruna o kadar kıymetli yaptığı iş. Düşmanla savaşmak bir. Yaz gününde sıcak olmasına, uzun olmasına rağmen Allah'ın emrettiği orucu tutmak. Böyle başına bir sıkıntı, musibet geldiğinde hay anasını demek. Bunu demekten kaçınmak. Hasbunallah ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billah. Diye ağzından kötü laf çıkmaya sabretmek kesinle. Birisiyle tartışırken adam saçma ama sana ayak diriyor. Sen haklısın. Baktın ki adam inadından başı konuşmayı kesmek, tartışmayı bırakmak sırf hayırdır. Sırf hayırdır. Evet efendim, bir adam küfrü gerektiren bir şey üzerinde inat ediyorsa, bilmiyor küfür olduğunu söylediği konunun, siz biliyorsunuz. Ama cevap verirken adam inat ediyor. Bilmiyor küfür olduğunu. Adama söylemek, yo ayak diriyor. Küfür söylemesine sebep olmayın. Hemen sözü kesin. Bir başka zaman
O inadından vazgeçtiği zaman usulü zamanı bulunca bu sözü söylemek yavurluktur arkadaş diye anlatın. Yoksa o öfkeli durumda, inat durumunda asım asım deyiverir Allah korusun. Küfre rıza küfürdür. Küfre sebep olmak da yanlış. Onun için baktığın adam çok şey gidiyor, sus. İnadından vazgeçmiyor, sus. Haklı olsan bile sus diyor. Böyle inatleşmeyi bırak. Hayırdır. Ve tepkiru salafi yevmil gayim. Şimdi tabii bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saat mi var? Güneşin hareketlerine göre namazı kılıyoruz. Bulut var. Güneş görünmüyor. Ha, o zaman diyor bulutlu günde namazı geciktirme. Vakit çıkabilir. Erken kıl. Daha sonra kılarım deme. Vakit girer girmez hemen kıl namazı. Bulutlu günde namazı hemen vaktin ilkinde kılmak. Ve husnul vudu evet fi eyyami şita. Buz gibi su. -20. Evet, Erzurum'da -35'i gördük biz. Şimdi daha görmüyor. -2 bazı yerlerde. Su buz gibi, hava soğuk. Sen de burada abdest alacaksın meydanda. Evet, abdest almanın geçerli olması için 4 farzı var. Yüz yıkanacak, kollar yıkanacak, başı mesh olacak, ayaklar yıkanacak. Ölçü ne? Evet, yüzden ölçüyü şu saç bitiminden diyorum. Çünkü adamın kafası kel. Saç yoksa ta buradan başlıyor. Şurada ek vardır, bir çizgi vardır. Saçın bittiği yerle yüzün başlangıcı vardır şurada bir. Aha, oradan çene altına kadar hiç kuru yer kalmayacak. Bir, iki kulak arasında, sağ kulak, sol kulak arasında bitiminden çene altına kadar sağdan sola şu kısımda hiç kuru yer kalmayacak. Yıkamak ne demek? Suyu koyacaksınız. Islattıktan sonra en az bir damla damlayacak. Hiç damlamadı. Buna yıkama demezler. Buna mesh derler. Hani elin ıslatıyorsun, şöyle sürüyorsun ya. Bu yüz yıkamak değildir. Niye söylüyorsun? Şimdi Kabe'de adam oturuyor. Horul horul uyuyor. Kalktı. Yanında içmeye su koymuş. Zemzem, inşallah zemzemdir. Kalktı hemen ufacık bir şişeyle elini ıslattı, böyle elini ıslattı buraya. Olmadı. Yıkadın ya Allah. Fagsilû, yıkayın. Ne demek yıkamak? Evet, bu benim tarifim değil. Dinimizin fıkhın tarifi. Yıkamış olmak için hiç kuru yer kalmayacak kadar yıkadıktan sonra hiç olmazsa bir damla su akacak. Aksi halde mesh olur o, yıkama olmaz. Ama adam yağlandı yahu, yağlandı. Yesin su diye. bir bardak suyla abdest al, olmaz. Hani hacca gelmiş adam, dışarı gidip üşeniyor abdest almaya. Kalabalık tabii, kolay değil. Bir daha giremeyecek, dışarıdan maz kılacak. Ama olmaz. Bileceksin, yıkamak bu demek. Saç bitiminden çene altına, iki kulak arasında su her tarafı ıslatıklar, bir damla damlayacak. Ben de şimdi, adam ne yapıyor? Böyle yapıyor, olmaz kardeşim. Güzelce böyle, göz pınarların dudağı böyle, bir damla damlayacak. Yıkadın, ondan sonra kolu yıkamak, dirseklerin dahil, şu kolun dirsekleri kuru kalırsa namaz olmaz. Çünkü namazın geçerli olmanın şartlarından birisi hadesten taharettir. 12 farzından birisi. Hadesten taharet işte bu da abdest almak demek. Şu kurası kuru kaldıysa abdestin yok. Abdestin yok, namazın yok. Böyle yapıyor adam, geçiyor. Olmaz güzel kardeşim. Böyle yaptıktan sonra böyle çerçeveleyeceksin dirseğini ki dirseğinde kuru yer kalmasın. Ve yıkadıktan sonra hiç olmasa bir damla su akacak. Yıkamış olmak için. Ayakların da topukları var. Ayağın üstünde çıkıntı var ya iki tarafta. Aha, onlar yıkanacak. Onun altında hiç kuru yer kalmayacak.
Başta meshediyorsunuz siz. Çok güzel. Elini yıkıyorsun, ağzına burnuna su veriyorsun. Ondan sonra yüzünü 3 defa yıkıyorsun. Kolunu 3 defa yıkıyorsun. Böyle yapıyordum. Başın 1/4'ünü meshetmek farz değil mi? Bunları da 3 defa yıkadın. Sünneti işledin. Yüzünü 3 defa işledin, sünneti işledin. Mübarek adam başına gelince niye sünneti terk ediyorsun? Başını meshederken de böyle iki elinle ıslatıp saçın tamamını, başın tamamını meshetmek sünnettir. Yani böyle yaparsan namaz geçerli. Ama ötekilerde sünneti yapıyorsun. Adet böyle yani. Herkes her şeyi 3 kere yapıyor. Başa geldi mi böyle yapıyor, geçiyor. Onda da sünnet işle diyorum ben. Onda da böyle yap. Yani illa tersini yap demiyorum. Böyle yap. Gelin delikanlılar saçımız bozulacak diye yapmazsa diye ondan diyorum. Önden arkaya. Tamam. Böyle yap. Ayağını da 3 kere yıkıyorsunuz zaten ama başa böyle yapıyorsunuz. Onu da mesela yapıyor, sünnet. Evet efendim, bu şekilde abdest almak soğuk zamanda şimdi hemen yapıyor. Yo. Buralarda kuru yer kaldı mı abdest yok. Soğuk günde olsa bile kuru yer kalmayacak. Kuru yer kalmayacak. Su çok az. Bütün her şeyi yıkarsak yetmeyecek. Aha. Abdestin farzı 4. Değil mi? Yüzün yıkamak, kolları yıkamak, başa meshetmek, ayakları yıkamak. Ağza burnuna su vermeyebilirsin. Kulaklarına su yapmayabilirsin. Sadece farzlarını yapsanız namaz geçerli. Su azsa yani. Su azsa. Evet. Buna çok dikkat edin. Soğuk günde olsa bile diyor. Soğuk diye uydurma abdest almayın diyor. 4 dörtlük abdest alın diyor. Bu hep hayırdır. Hep hayırdır. Efendimizin sözü bu. Bunu ihmal etmeyin. Beyhaki Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, abdest alırken kıbleye dönmek, besmele çekmek, şeytanı kovmak, abdest alırken konuşmamak, dua ediyoruz. Hatta sana selam verseler bile cevap vermeyeceksin. İşin var çünkü. Yüzünü yıkarken ya Rabbi yüzümü nurlandır. Bir takım kimselerin yüzünün kapkara olduğu, bir takım insanların yüzünün nurlu olduğu günde benim yüzümü de nurlandır ya Rab. Kitabımı sağımdan ver ya Rab. Solumdan verme ya Rab. Başını meshederken benim vücudumu cehennemden azat et ya Rab. Ayağımı yıkarken benim ayaklarımı sırat köprüsüne kaydırma ya Rab. Cehenneme düşürme ya Rab. Türkçe, Arapçasını biliyorsan peygamberin daha güzel de işte bunlarla meşgulsün. Selam verseler ki verilmez, abdest alana selam verilmez. Verseler bile almayacaksın. Bitirince ve aleyküm selam. Bitirince selam vereceksin. Sen de abdest alana selam verme arkadaş. Ezan okurken selam verme arkadaş. Ezan dinlemek görevimiz. Kur'an okuyan adam selam verme arkadaş. Kur'an okuyor yahu. Evet. Hutbe okunurken selam verme arkadaş. Hutbe dinlemek farz. Sen de alma arkadaş. Evet. Yemek yiyen adama selam verilmez yahu. Ağzı mumma dolu yahu. Selam alacak. Ve aleyküm selam diyeceksin. Ağzın yemek dolu. Olur mu? Ha, bunları bileceğiz. Evet efendim, soğuk günde olsa bile diyor güzel peygamberimiz abdesti güzel almak kış gününde. Evet, buna önem verin. Sittu kısal mine suhtu. 6 şey vardır, haramdır. Haramdır. Bereketi giderir. Rişvetül imam. Müslümanların, halkın işini gören adam, imam namazımızı geçtiği önünde kıldırdı. Bizim işimizi gördü. Namaz kılmaya camiye gidin. Şimdi namazınız garanti. Bütün hesabı bu verecek. Ama güzel kıldırdığı zaman da kaç kişi varsa o kadar sevap alacak. Fakat sizin hesabınızı imam verecek. Evde olsa güzel okudun mu? Hesabı var.
hesabı hoca verecek. Onun için camiye gidin, garanti belgesi alın namazda. Garantili namaz, kendinden evvelki namaz arasında günahları sildirir. O kadar müjde var. Camide kılın, yıkın imamı üstüne ve vebali, hesabı o versin. Ayrıca böyle memleketin başına felaket gelecek. Mesela bize söylemek mecburiyetindeyiz. Yülcemi bileceğimin nar. Kocayız biz. Söylemek bize farzı ayırın. Kadınların yüzü, eli, ayağı hariç hiçbir yeri nikah düşecek erkeklere gösteremez. Bu benim fetvam değil. 1936'da meclis kararıyla devletin bastırdığı Elmalı Yazır Hoca'nın yaptığı Hak Dini Kur'an Dili tefsirine bakınız. Resmi tefsir. 5. cilt 1504. sayfa. Evet. Vel yatrubhunne bi kumurihinne ala ciyubihinne ve la yubdine zinetehunne. Ayet bu. Mümin kadınlara söyle Habibim, başörtüsü kullansınlar, saçlarını göstermesinler. Allah'ın emri. Bakın tefsire, inanmayın bana. Kulaklarını göstermesinler, boyunlarını göstermesinler, gerdanlarını göstermesinler. Bakın tefsire. Bakıyoruz bizim Ayşe, açmış burayı, televizyonda da açıyor. Derdin ne yav? Senin kocan var, kocanı aç. Ama derdin ne senin hanımefendi? Avrupa'da böyle yapıyorlar. Biz Avrupa'yı taklit etmeyeceğiz. Allah'a uyacağız çünkü Müslümanız. Müslüman Allah'ın emrine he diyendir. Peygamber'e he diyendir. Adı budur, manası budur. Allah böyle buyurduğuna göre Ayşe sen başını açamazsın, göğsünü açamazsın. Göbeğine kadar açılıyor şimdi moda. Çünkü Paris'te öyle dolaşıyorlar kadınlar. Berlin'de öyle dolaşıyorlar. Bir ona bakıyorlar. Ayşe'cim, Müslüman kardeşimsin. Başım üstünde yerin var. Bilmiyorsun. Evet, Allah'ın emri çiğniyorsun. Şimdi hanginiz çıplakları görünce gel buraya, ört şu göğsünü diyebiliyor musunuz? Diyemem hocam, kanun var. Tamam. Kanun varsa kurtulursun ama kızına demek zorundasın, karına demek zorundasın. Çünkü aile reisi sensin. Küllüküm mes'ulün an ra'iyeti. Bu da benim sözüm değil, peygamberin sözü. Karından, oğlundan, kızından sorumlusun. Ben de sizden sorumluyum. Bildiğim halde söylemezsem ateşten gem vuracaklar, anamı ağlatacaklar. Söylüyorum, şimdi vebal sizin. Uygularsınız, uygulamazsınız. Benden vebal gitti. Evet, siz de hanımınıza, çocuklarınıza söyleyeceksiniz. Komşunuza, kardeşlerinize, kardeş, canım benim, böyleymiş filan. Benim kalbim temiz. Ben senin kalbin kötü demedim. Ama Allah'ın kanunu var. Sen de buna inanmışsın. Bak, bak diyorum, resmi tefsire bak diyorum, inanma bana. Şimdi öyle diyor, benim kalbim temiz. Allah öyle demiyor. Evde kocana göster. Sevaptır. Ama sokakta gösteremezsin. Vela yübdine zinete hünne. Güzelliklerinizi ey kadınlar erkeklere göstermeyin. Evet. Allah'ın emri bu güzel. Sen Müslümansın. Müslüman olmasan hiç işim yok zaten de. Şimdi bunu söylemezseniz ne olacak biliyor musunuz? Bana ne? Beni sokmayan yılan bin yaşasın. İslam'da yok. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'muruna bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Siz ümmeti Muhammed'siniz. Ümmeti Muhammed'in alameti farikası, markası, saatin markası var, bunun markası var. Evet. Hayrı emreder, kötülüğe engel olur. Engel olabilecekken sesini çıkarmayan bana neren diyemezsin. Dedin, başına belaya var. Asgari ücreti 10.000'e çıkarsalar gene yetmez. Gene bağırırsın, yetmiyor para desin. Bereketsizlik olur.
bereketsizlik olur. Sen Allah'a Müslüman olduğun halde bu işi yapmıyorsun. Gavurlara sözümüz yok. Daha onun şeyleri açık olur, daha ki çukur çuvalsın diye. Ama sen iman ediyorsun, inkar etmiyorsun ama yanlış yollara gidiyorsun. Senin imtihanın çetin olur arkadaş. Çetin olur. Ben onu senin kardeşi olarak uyarıyorum. Bunu söyleyecek. Niye etmedin bunu? Lüt kavmi battı biliyorsunuz. Cebrail Aleyhisselam göndermiş. Batır demiş onları yere. Cebrail Aleyhisselam tefsirlerde var, bilimsel kaynaklarda. Bakmış ki gece varmış, bakmış ki 80 bin tehcüt kılıyor adam. Tehcüt namazı mecburi değil. Ama uykudan uyuduktan sonra tatlı uykunu böleceksin. Allah aşkına kalkıp Allah rızası için namaz kılacaksın. İki rekatı dünyadakilerden kıymetli. 80 bin mümin gece namaz kılıyormuş Cebrail'in taş yağdırma gittiğinde. Hem de hüngür hüngür ağlayarak. Bazen coşarsın ağlarsın değil mi? Ondan hepsi coşkun. Taş yağdırmaya eli varmamış, dönmüş Allah'a. Demiş sen böyle emir verdin ama 80 bin gözü yaşlı teheccüd kılıyorlar. Onların teheccüdü kabul değil demiş. Çünkü oğlan oğlanı yapıyor biliyorsunuz. Evet. Ona engel olmadılar. Oğlan oğlanı yapıyor. Kadınlarla evlenmiyorlar. Şimdi Amerika kanunlarında var. Avrupa Birliği kanunlarında var. Kadınlarla evlenmek demode oldu. Gidip sorabilirsiniz. Şimdi erkek evleniyor. Kadın 9 ay 10 gün çocuk karnını taşımak zahmetine girmek istemiyor. Esas dertleri bu şu anda. Evet, senin memleketinde de bu varsa sen de karışmazsan bir kere oğlunsa karışacaksın. Akrabansa güzellikle söyleyeceksin. Hocaysan kürsüden söylemek zorundasın. Söylemedin. Karışmadın. Bana ne? Beni sokmayan yılan bin yaşasın dedin. Git batır. Onların teheccüdünü kabul etmiyorum. Çünkü buna engel olmadılar. 80 bin adam teheccüd kılıyormuş. Ötekiler azmış. İsteseler önleyebilirlerdi. Evet, batırmış. Gidin bakın. Denizden 340 metre aşağıda hala dolmuyor orası. Lüt Gölü hala dolmuyor. Şimdi cemaate gelin dedim ya, lafı oraya getireceğim. Sen de sokaktaki çıplak karılara ses çıkarmıyorsun, kızına ses çıkarmıyorsun. Her şeyi göstermiş, böyle bilmem nesini oynata oynata gidiyor. Kızım bir dakika, hanım bir dakika, kardeşim bir dakika, mesela kız kardeşin, ablan bir dakika demiyorsun. He diyorsun. Karısını kıskanmayan adama bize boynuzlu derler. Bilmiyorum sizin orada ne derler. Ulan sen karının güzelliklerini, eylemini göstereceksin ulan. Ne biçim erkeksin sen? Neyse canım. Evet. Bundan dolayı bela yağdıracak Allah. İlle taş yağmaz. Maaş yetmez. Para yetmez. Millet huzur duyamaz. Bu da musibetlerdendir. Millet bir türlü huzur bulamaz. Bunlardan birisi de ekmekleri, yemek artıklarını çöpe atmaktır. Maalesef bunu yapıyoruz. Sadece İstanbul değil, İslam alemi de bunu yapıyor. Huzursuzluk, bereketsizlik sebebidir. Evet, sıkıntı sebebidir. Dediğim gibi bu şeylere engel olmamak, marufu emretmemek de sıkıntı sebebi. İşte onun için Cenab-ı Hak cezalandırmak için diyor Peygamberimiz Buhari Müslim hadisi. Azap meleklerini çağırır, sıkıntı yağdıracak bizim başımıza, ok topluluğa. Karışmıyorlar çünkü. Fakat camiyi müminler doldurur diyor. Düzgün saflar halinde imamdan öne geçmez, imamdan sonraya kalmaz. Disiplinli şekilde namaz kılarlar. Allah buyurur ki ben sizi bunun için çağırmıştım. Bu kavmi azap edecektim. Ama müminler geldi camiyi doldurdu. Güzel namaz kıldılar.
belaları def ettim buyurur diyor. Memleketimiz batmasın, gavurlar bize boğazımız sıkamasın dedi ya, boğazını çıkacağım diye. Memleketimizin boğazını sıkamasın, bizi açlıktan öldüremesin, işlerimizi bozmasınlar diyorsan camiye git. Camiyi doldur. Bak Efendimizin sözü bu. Azam meleklerine evet bunun için çağırmıştım ama müminlerin camiyi doldurup güzel namaz kılmaları çok hoşuma gitti. Belayı kaldırdım onlardan. Def ettim buyurur diyor. Evet memleketimiz batmaması için camiyi doldurun. Namazı camide kılın. Namazın geçerli olması için garantili camiye gidin. Her halükarda evet bir mazeretiniz yoksa. Evet efendim şimdi onu arz etmek istiyorum. İmamın rüşvet alması evet en büyük belalardan birisidir. Haramdır. İdarecilerin rüşvet alması, rüşvet verme. Rüşvete alet olma. Rüşvet, hak etmediğin şeyi veriyorsun, görmezlikten geliyor rüşvet. Memur adam hediye alamaz, rüşvettir. Görevi zaten maaş alıyor onu yapmaya. Niye ona para veriyorsun? Teşvik ediyorsun güzel kardeşim. Senin işin haklı olsa yapsa bile niye veriyorsun? Alıştırıyorsun. Almaya alışır, herkesten bekler. Vermeyenin içinde görmez. İnsanın zaaf tarafı bu. Evet efendim, rüşvet, idarecilerin rüşvet alması en büyük haramlardan birisidir. Evet. Ve memleketin batmasına sebeptir. Ve semenül kelp. Evet, biz size duyurmakla görevliyiz. Ve me aleyna illel bela. Dinde olanı size eksiksiz fazlasız aktarmak. Uygulama dedim ya, her zaman söylüyorum, size ait. Ben yükten kurtuluyorum şimdi. Evet, köpek parası haramdır. Şimdi sosyete mi diyorsunuz, ne karın ağrısı? Süs köpekleri besliyorlar. Tüyü uzun, bilmem gözü şu renk. Parayla alıyor onları. Köpek parası haramdır. Köpek olan yere, eve rahmet, bereket melekleri girmez. La تَدْخُلُ الْمَلَاكُدُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَ اَوْ كَلْبِ. Keklik heykeli, kedi heykeli, köpek heykeli, insan heykeli, köpek olan eve, peygamber sözü bu efendim, aktarıyorum. Rahmet, bereket melekleri gelmez, girmez. Girmez. Köpekler parayla alınıp satılmaz. Çünkü mal değildir o, pistir. Pistir. Burnunu size sürttüğü zaman o elbiseyle o pantolonla namaz kılamazsınız. Salyası pistir. Salyası pistir. Ama sadakada örnek bir hayvandır. Bakarsanız sizin kapınızı bekler. Sadakada örnektir. Allah böyle yaratmış ama evinize sokmayacaksınız. Avluda besle. Hırsıza karşı onu beslerseniz engel olur. Efendim, avı çok seviyorsunuz. Eyvallah. Kahvede tavla oynamaktan iyidir. Gidin ava. Av köpeği besle. Avluda, evine değil. Avluda. Güzel, caiz. Öyle eğitilmiştir. Gönderirsiniz av köpeğini. O taze vurulmuş kekliği, kuşu böyle kanadından tutar getirir size. Yemez. Öğrenmiştir. Polissiniz, esrar yakalayacaksınız. Öğretmiş köpeğe, yanında götürüyor ya, buluyor gizlediği yeri. Tamam, besle. Ama evine, odana sokma, avluda besle. Kucağına alıp da burnunu, şunu bunu, sana yaltaklık eder, pantolonuna üstüne süre, sen Müslümansın, namaz kılacaksın, salyası pistir. Böyle değil. Arada bir şey bırak. Evet efendim, böyle insan emeği geçmiş köpeklerde parayla satın alabilirsiniz. Esrarı öğretmiş, para verip alabilirsiniz. Av yakalamayı öğretmiş, para verip alabilirsiniz. Böyle insan emeği geçmiş olan köpekleri, insan emeği geçtiği için parayla alabilirsiniz.
iş gördüreceksiniz. Ama böyle değil. Köpek. Ben hayvanları çok seviyorum. Tamam, sen aç bırak demiyoruz. Ama avluda besle, kucağına da alma, evine de sokma. Köpek parayla alma böyle insan emeği geçmemişleri. Bunlar haramdır. Ve gasbül feraz. Evet, ve gasbül feraz. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında erkek atı olanlar, dişi atı olan kısraklara aşın parası alıyorlar. Bu haramdır diyor. İneği olanlar, tosun besliği herif, tosunu aşım yaptırıyorlar, her aşıma para alıyorlar. A-a diyor. Bu para da helal değildir. Onun için belediye beslesin bir tosun, beslesin bir at, vatandaşa hizmet onun şeysi değil mi? O bütün kısrağı olanlara, ineği olanlara, düvesi olanlara bunu yapsın. Ama sen tosun besleyip de para alamazsın bu iş için. At beslikte. Bu asbul feraz, kısrak aşın parası, erkek tosun aşın parası haramdır. Mehrül bagî. Evet. Şimdi genel evler var. Genel evlere gitmemiş gizli zina yapan kadınlar var. Bir seansa şu kadar paralıyor. Bu para da haramdır. Hem bu haram, fiil haram, hem de para haram. Sen de gidersen bu harama alet oluyorsun. Sabredemiyorsan erken evlen arkadaş. Evet, zina yapma. Ve şehrül bagî. Şimdi Kur'an'da ayet var. Böyle kadınlar böyle erkeklere uğrar diyor Allah. Şimdi benim hukuktan arkadaşım var. Ben de imamım. Hukuk okurken çok sofuyum. Hocadan sonra giriyorum. Kızlardan korktuğum için. Hoca ile beraber çıkıyorum. Aptal, aptal. Her gün bir kız değiştiriyor arkadaş. Kızlardan kaçayım diye. Beni aptal diyor. Evet, bu ayet var. Böyle erkek böyle karıya kızar rastlar. Ayet bu. Akşit dedi. Anası babası hacı. Anam babam dedi, bir kız bulmuşlar. Koklamamış gül dedi. Kız şöyle güzel, şöyle temiz bir aileye mensup. Allah da diyor ki, bu yanlış işleri yapanlar diyor, böyle kızlara uğrarlar diyor. Ayet de böyle. Sesimi çıkarmadım evlensin diye. Çünkü her gün bir kız değiştiriyor. Sonra milletvekili de oldu arkadaşım da. Usulce sordum, gül koklanmamış gül dediği kız 6. nişanlısıymış. 5 tanesini es gitmiş. Bu 6.'sıymış. Allah'ın kan. Ama ben efendim yaptım, tevbe ettim. Ona sözüm yok. Ama tevbe etmeden senin gibisin bulursun arkadaş. O arkadaş da gördüm. 6. nişanlısıymış o. 5'ini es gitmiş. Koklanmamış gül diyor. Evet, koklanmamış gül alacaksan delikanlı, kimsenin gülünü koklama. Aha. Veya tövbekar ol. Yaptın, bilmiyordun. Tövbekar ol. Tövbe eden de Allah tövbeyle kabul eder, günahları siler. Evet, bu bununla geçiniyor kadın. Güzel, vücut yapısı, yüzü güzel, dili şöyle. Erkekleri cezbediyor. Onlarla yatıp kalkmaktan para kazanıyor. Haramdır. Haramdır. Evet efendim. Ve kesbül haccam. Biz buradakileri okuyacağız, saklamayacağız, saklayamayız. Evet, hacamat olmak sünnettir. Ve usta hacamat birçok dertlerden kurtarır. Ben de her sene hacamat olurum, sünnettir. Ustasını giderseniz çok yararlıdır. Ama seansı 300 lira, seansı 200 lira gibi fiyat koyarsanız, kan aldıranın aldığı para haramdır diyor Peygamber. Bunu yapıyor, sen de veriyorsun. Ses çıkarmıyor. Buna bir sözüm yok. Vermesen de bir şey demiyor. Versen de az verdin, çok verdin demiyor. Buna sözüm yok. Fakat ilan etmiş. Bir seans 300 lira. Diyor Peygamber. Kesbül haccam
bu kan aldıran adamın aldığı para haramdır. Evet. Evet, şimdi tabii İmam-ı Azam Hazretleri habistir, bu aldığı para habistir diyor ve haram olan şeyler haramallahu, Allah haram kıldığı şeyin hepsini beyan etti. Kur'an'da ayet var. O saat Kur'an anayasa, haram olan şeyleri tek tek saydı. Peygamber de böyle diyor. Allah'ın saydıkları arasında bu yok diyor İmam-ı Azam. Ondan sonra haram diyemeyiz, mekruh deriz diyor. Çünkü anayasada yok, Kur'an anayasa. Bunda yok. Haram diyemeyiz, mekruh deriz diyor. İmam-ı Azam fetvası böyle. Ama iyi bir kazanç değil, habis bir kazanç. Onu söylüyor. Ve hulvanül kahin, istikbali okurum. Gel gel. Bu kahin, istikbali okurum diyen falcılar, bunların aldığı para da haramdır. Bir de arraflar var. Kaybolan malı bulurum, tamam mı? Bunların aldığı param da caiz değil. Bu da, sen de kaybı Allah bilir. Şimdi kahin, dalga geçiyorsunuz, gel lan de. Orada şeyden falcı karı oturmuş, gel gel, falınıza bakayım, falınıza bakayım. Gel lan ha, dalga geçelim. Varıyorsunuz, şeytan gibi karı. Sizin başınızdan geçen olanları sayıyor böyle. Siz ona inanmaya gitmişsiniz. Sayıyor sayıyor, 99 tane atıyor palavra. Birisini de tutturuyor. Ali gördün mü, bildi lan. Evet, gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. La ya'lemul gaybe illallah ayettir. Sen bu ayeti çiğnemiş oluyorsun. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Bildi lan dedin mi? Şaka yapayım derken ayetle oynamış oluyorsun. Sakın şaka yapmayın. Falcıya gitmeyin. Çok tehlikelidir. Bu gibi şeylerin şakası yok. Tabii bunların aldığı para da haram, onu söylüyor zaten peygamber de. O arraf, kaybolan malı bulurum filan. Bunlar yanlış şeyler. Onlar söylüyor. Evet efendim. Bu hadisi de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Sittetü eşya tuhbitu amel. Altı şey kazandığın sevapları, amellerin sevaplarını yok eder. Kimdir bunlar? Evet. El iştigal bi'ubil halk. İşi gücü insanların aybını araştırmak. Ada böyle hastalar vardır. Hep elin şeylerle, eksiklerle uğraşırlar. Böyle hasta adamlar vardır. Başka insanların, başka kimselerin aybını araştırmak adamın huyu, karakteri. Konuşurken öyle yapıyor. Yürürken böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Hep böyle basitlerini söylüyorum. Evet. %60 atıyor konuşurken. Palavracı mesela. Yakalamış. Hep bunları araştırıyor. İnsanların ayıplarını araştırmak amellerin sevaplarını yok eder. Kazanmışsın, camiye gelmişsin, bak garantili namaz kıldın diyorum. Ama böyle yaptın mı, aldığın sevapları kül eder. Cuma günü hutbe okunurken, konuşursan, hatta amin dersen, hatta amin diyene sus dersen, kül edersin sevapları. Camiye gelmişsin, cami ibadet yeri, zikir yeri. Komşu, oğlanı everdin mi? Kızı gelin ettin mi? İşler nasıl? Çekler, senetler de. Bunlar cami lafı değil. Dışarıda konuş. Ama cami sohbet yeri değil. Dini, ibadet, zikir, tesbih. Peygamber sözü böyle. Bunları yaparsan kazandıklarını kül edersin, yakarsın. Evet efendim, şimdi söyleyelim. Altı şey amellerin sevabını yok eder. Evet, el iştigal bi uyubil halk. İnsanların aybını, kendi aybını görmüyor, başkasının aybını
arıyor. Evet, bunlarla uğraşıyor. Böyle adamlar vardır. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. İnsanoğlu diyor, kendi gözündeki şeyi görmez. Başkasına vay şurasında şu var der diyor. Önce kendine bak lan. Kendine bak bakalım, söyledik sende yok mu? Evet, bu insanların ayıbınla uğraşmak amellerin sevabını yok eder. Bir ve hubbü dünya, dünya sevgisi. Belli süre yaşayacağız, ondan sonra öleceğiz. Değiştiren kimse yok. İzâ câ ecelühüm lâ yestâhirûne sâaten ve lâ yestakdimûn. İnsanın eceli geldi mi, bir saat öne alınmaz, bir saat geciktirilmez. Yok hocam, kalbini değiştirdiler, böbürünü değiştirdiler, 5 sene daha iyi. Yok lan, zaten yaşayacaktı o. Allah'ın kanunu bu. Ömür uzamaz, eksilmez. Ama şunu yaparsan ömür uzar. Ne demek o? Öyle müreffeh yaşarsın ki ölsem de gam yemen dersin. O manada diyorlar. 90 sene yaşasa adam sıkıntı içinde, buna ömür mü derler? Ama bu dediğinde sıle-i rahim, sadaka mesela, ana babaya hizmet, güzel ömür sürersin, tatlı ömür sürersin. Yoksa uzar eksilir değil. Şimdi işte dünya dağlıdır, dağlı gelir, hulbetün, bir gölge de sıcak da bir gölge gibi, çok güzeldir. Ama öleceğini unutmayacaksın, bu hesabını vereceksin. Nefes almasak yaşayamayız. Aldığımızı vermesek yaşayamayız. Nefes almak da vermek de nimettir. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ Tekasür suresinde ayet her zaman okuyorsun. Her nimetten kesin kes sizi hesaba çekeceğim diyor Allah. Sen bu nefesleri nerede alıp verdin? Camide mi? İbadet ederken mi? İyilik yaparken mi? Dedikodu yaparken mi? Yalan söylerken mi? Kağıt oynarken mi? Şarap içerken mi? Genel evde mi aldı verdin? Bunun hesabını soracak Allah. Kesin kes. Ona göre her saniyeyi nerede geçirdiğin idrak içinde yanlış şeyi konuşmayacaksın. Yanlış şeyi dinlemeyeceksin. Yanlış şeye el uzatmayacaksın. Yanlış yere adım atmayacaksın. Böyle kendini kontrol edeceksin. Dosdoğru, özü sözüne, içi dışına uygun, müstakimül hal adam olacaksın. Ebedi, sonu gelmeyen hayatta mutlu olacaksın. Aksi halde her nefesten hesap vereceğiz. Ayet bu. Bunu bilerek, bu bilinçte işte böyle dünya sevgisine kapılıp da yanlış işler yapıyorsan yandın. Evet. Amellerin sevabını yok eder. Dünya sevgisiyle adam yalan söyler, rüşvet verir falan filan. Ve kasvetül kalp, katı kalplilik. Hiç adamın gözünden yaş gelmiyor. İnsafsız diyorsun, insafın kurusun. Merhamet diye bir şey yok herifte. Katı kalplidir de amellerin sevabını yok eder. Evet efendim. Bu katı kalplilerden de uzak duracaksın. Evet, çünkü katı kalpli adam öğüt dinlemez. Yasaklar dinlemez. Ve hubbü dünya, dünya sevgisi. Gülletül haya. Haya azlığı. Haya azlığı amellerin sevabını yok eder. Kadınları bakıyorsunuz, daracık giyinmişler, başını eşarp geçirmiş. Kız, Müslüman kardeşimiz, başım üstün yeri var. Ama o kadar dar gelmiş, göğüsler meydanda, kalça meydanda, daracık giymiş, bacakları, şeytan gülüyor. Eşarp geçirdim ama her tarafı çıplak. Hocanın resmi tefsirine bakınız. Vücut hatlarını belirten elbise giyilmemiştir demektir diyor. Resmi tefsir efendim. 5. cilt 3405. sayfa. Bakınız efendim. Resmi tefsire bakın. Ayette böyle. Fıkıhlarda da böyle. İmam Sirası mefsutuna bakınız. Kim nasıl örtünecek? Örtünme nedir? Bakın oralara. Ben onları size aktarıyorum. Evet. Şimdi eşarp geçirmiş, vücudun hatları meydanda. Çıplak geziyor bu. Veya işte dışarıda
incecik bir şey giymiş, altı gözüküyor. Evet, bunlar şeydir, hayasızlıktır. Haya azlığı da insanı her türlü kötülüğü yaptırır. Amellerin sevabını yok eder. Tuğlul emel. Tuğlul emel. Şunu yaptım, şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım. Bitmiyor senin şeylerin sonu. Ama Süleymaniye Camisi'ni yaptırmak için bir numaralı zengin olacağım, eyvallah. Bunun için şey demiyorum. Şimdi biz bu adam için çalışıyoruz. Namaz kıldık, seninkinden benimkinden kesmiyorlar. Ama kıyamete kadar bunu yapan adama yazıyorlar. Ha, bu maksatla İstanbul'un suyunu ben indireceğim. Eyvallah. Milyarlık ol o zaman. Bunun için çalış. Efendim, işte Suriye'ye giden orduyu devrim ben donatacağım. Eyvallah. Zengin ol bu maksatla. Böyle değil. Bir numara ben olacağım. Herkese diz çöktüreceğim. Böyle dünya sevgisi tuğlu emel amelleri yok eder, sevaplarını yok eder. Evet, ondan sonra son bulmayan emeller, bunlar yok eder. Bu hadis-i şerifi de Adi İbni Hatim Et-Tai Hazretlerinden, sahabinden nakletmişler. Son hadis okuyorum. Evet. Sittetü eyyam mineddehr, zamanda altı vakit yukrahu siyamuhunne, o altı vakitten oruç tutmak mekruhtur. Ahiru yevmin min şaban en yusile ramadan. Evet, değil mi? Şaban Ramazan ya. Yarın Ramazan mı değil mi? Yarın oruç tutayım. Şüphe. Yevmişek derler buna. Hayır diyor. Oruç yok diyor. Oruç yok. Zaten şimdi Diyanet Ramazan'ı belli ediyor. Yalnızsa hesabını Diyanet verecek. Maaş alıyorlar. Onların görevi bu. Hani eskiden böyle şeyler yok. Ay gözlemeyi bilmiyorsun veya şüpheli. Yarın Ramazan olabilir. Yarın oruç tutayım. Ramazansa Ramazan olsun. Şabansa Şaban. Böyle oruç olmaz diyor. Mümin kesin niyetli olur. Şaban oruç tutacağım. Her ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmak sevaptır. Kim bir ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa sanki ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur. Müjde var. Bunu kazanmak için Şaban'ın son günü oruç tuttum. Bir baktık Ramazan'mış. Ramazan orucu yerine geçer. Ama Ramazan'sa Ramazan olsun, Şaban'sa Şaban olsun, yanlış diyor. Mümin ikircikli olmaz. Kesin kararlı olur. Kesin kararlı. Ya Şaban orucu de, hiç Ramazan karıştırma. Problem yok. Ramazan da problem yok. Ramazan değilmiş. Nafile oruç tutmuş olursun. Ama Şaban'sa Şaban, Ramazan Ramazan, böyle oruç olmaz. Mümin ikircikli olmaz diyor. Evet, böyle Şaban ayın son günü yemişek de oruç tutmak yanlıştır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mil misafir, yola gideceğiz. Misafir oruç tutmayabilir. Neden? Misafir evinde oldurduğun gibi olmaz. Kendine göre zorlukları vardır. Bu zorluklardan dolayı dört rekatlı farzları iki kılacaksın. Sünnetler tam. Yok ben dört kılacağım, Allah'ın ikramını beğenmemiş olursun. Yanlış. Ama o gittiğin yerdeki imama uyarsan o dört mukim, sen dört kılarsın. O ayrı. Ben dört kılacağım dedin mi yanlış. Peygamberin, Allah'ın ikramı bu. Şimdi misafir adam oruç tutsa çift kazanır. Ama peygamber burada yanlış söylüyor. Evet. Oruç tutuyor. Yanında arkadaşıyla kavga ediyor.
bana bakmıyorsunuz diyor, beni şey etmiyorsunuz diyor, ben ihtiyar adamım diyor, hasta adamım diyor, zayıf adamım. Ha böyle yanında arkadaşı yük oluyor, dırdır çıkarıyor, zır zır çıkarıyor. Aa, böyle adam oruç tutması yanlıştır. Kimseye rahatsız etmeyecek. O zaman çift sevap kazanır. Tutmama izni var. فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ. Tutuyor, kimseye rahatsız etmiyor, şikayetçi olmuyor, ettirmiyor. Çift kazanırsın. Evet, böyle kimseye rahatsız olmazsa problem yok ama herkese rahatsız ediyor. Bu adamın oruç tutması mekruhtur. مَلْ مَرِيدْ. Hasta. Oruç tuttuğu zaman da hastalığı ilerleyecek. Ben tutacağım diyor. Hayır, tutamazsın. Hastanın ilerleyecekse oruç tutmayacak hasta. Tutması mekruh. Hastanın ilerleyecek ya, bilip durursun. Evet. Yani doktor diyor ki oruç tutma. Aa, tabii doktordan doktora fark var. İmanı olan, namazı, niyazı inkar etmeyen, hemen kapıdan girdi mi oruç tutma diyecek doktor değil de. Bak tamam, oruç tutman güzel ama senin hastalığın bunu götürmüyor. Susuz kalmaması lazım, miden boş kalmaması lazım falan filan. Eyvallah, bunun sözünü tutacaksın. Hayır, ben tutacağım. Kerahattir, iyi değildir. Vel hubla izâ khâfet en tadâ mâ fî batnihe. Hamile. Doktor diyor ki aman susuz kalma, aman aç kalma. O buna dikkat etmemiş, çocuk düşebilir. Bunun da oruç tutması mekruhtur. Çocuğa zarar vereceğini bile bile oruç tutması. Vel murdu izâ khâfet el fesâd alâ veledihe. Doğum yapmış, çocuğunu emziriyor. Doktor diyor ki gıdanı iyi al, suyu zamanında iç. Az içme suyu ha. Ekmeği de iyi, az yeme. Çocuğun beslenmesi eksik olur, hasta olabilir. Dediği halde hayır diyor, ben oruç tutacağım derse, çocuğuna zarar verecekse, emzikli kadının da oruç tutması mekruhtur, doğru değildir. Ve şeyhül fani, ihtiyar, oruç tuttuğu zaman kolunu kaldıramıyor. Yalnız bu çok istismar ediliyor. Adam 80 yaşında, koca kürsüden diyor ki ihtiyarlar oruç tutmaz. Ama ben bakıyorum, akşama da tazı gibi dolaşıyor çarşıda. Dipçik gibi kuvvetli, sağlıklı. Ama 80 yaşında. Bu değil. Oruç tuttuğu takdirde kolunu kaldıramıyor. Oruç tuttuğu takdirde böyle sarsılıyor, gözü kararıyor. Aha. Bu türlü ihtiyarlar oruç tutamaz. Tutması mekruhtur. Bunlar fidye verecekler. Fidye verecekler. La yutikus siyam, orucu gücü yetmeyen ihtiyar. Vellezî yukrihus cû'u vel ataş in ve terekhe mâde. Adam susuz, aç. Eğer su içmezse, yemek yemezse ölecek. Buna rağmen oruç tutuyor. Aa, tutmayacak. Mekruhtur. Ya susuzluktan öleceksin. Açlıktan işte şu kalbin duracak mesela. Aa, tutmayacaksın. Tutması mekruh. Efendimiz sağlığa önem vermemizi böylece beyan etmiş. Bu gibi durumlarda ibadeti erteleyeceğiz demiş. Cenab-ı Hak güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nurlu sözlerine kulak verip hayatında düstur edinen Efendimizin sevgisini, şifatını kazananlardan eylesin inşallah. Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber.